kalbi, 7/24 yaşayan noktası. Gezi rotasının bu bölümünde Beyoğlu'ndayız. Sayısız kültüre tanıklık eden, tarihi binaları, mimarisi ve lezzetleriyle ziyaretçilerini etkileyen Beyoğlu'nda keyifli bir gezintiye çıkacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Gezimiz Taksim Meydan'da başladı. Meydan'da bizi tüm ihtişamıyla İstanbul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camii karşıladı. Caminin inşaatı 2017 yılında başladı. 2021 yılında ise ibadete açıldı. Hemen yanındaki Ayatiriyada Kilisesi ve Taksim Maksemi ile de meydanda ayrı bir bütünlük oluşturuyor. Taksim deyince aklı ilk gelen lezzet ıslak hamburger şüphesiz. Bu lezzeti yemeden geçmek olmazdı. İstiklal ve Sıra Serviler Caddesi'nin kesiştiği bu noktada yer alan İstanbul'un en büyük Rum Ortodoks Kilisesi, Ayatiriyada Kilisesi'nin önündeyiz. Taksim'in gizli mimari hazinelerinden biri olan bu kilise 1880 yılında yaptırılmış. Haydi gelin biraz da içeriden bakalım. İstiklal Caddesi'ndeki Hüseyin Ağa Camii de oldukça dikkat çekici. Hüseyin Ağa Camii 1594 yılında Galatasaray ağalarından Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış, 1834 yılında da II. Mahmut tarafından yenilenmiş. Gezimize küçük bir yemek molası verdik. Hüseyin Ağa Camii'nin yan sokağındaki tarihi Hacı Abdullah lokantasındayız. Burası Osmanlı ve Türk mutfağının vazgeçilmez adreslerinden. 1888 yılından bu yana da lezzetleriyle serüvenini sürdürüyor. Yemeğin ardından gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim yemeğimizi yedik, sıra tatlıya geldi. Ayva tatlısı, ballı, kaymaklı, muzlu, vişneli, tam bir enerji deposu. İstiklal Caddesi'ndeki Bağmumu Heykel Müzesi'ni de görmenizi öneriyoruz. Burası çok eğlenceli. Yerli ve yabancı birçok ünlünün heykeli burada sergileniyor. İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri olan Beyoğlu, 15. yüzyıldan günümüze eşlik eden tarihi binaları ve mimarisiyle dikkati çeken yerler arasında. Özellikle İstiklal Caddesi birçok yabancı elçilik ve konsolosluğa ev sahipliği yapıyor. Beyoğlu'nun en eski betonarme yapılarından biri de İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı. 1905-1910 yılları arasında yaptırılan Mısır Apartmanı, Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın desteğiyle mimar Hovsep Aznavur'a yaptırıldı. 100 yılı aşkın süredir ayakta olan bu apartmanda pek çok önemli isim de yaşadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün diş muayeneleri için geldiği bilinen bu binada Mithat Cemal Kuntay ve Mehmet Akif Ersoy da yaşadı. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un dairesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hatıra evine dönüştürüldü ve görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. İstiklal Caddesi'nde görülmesi gereken yerlerden biri de San Antoine Katolik Kilisesi. Bu kilisenin yapımına 1906 yılında başlandı ve 1912 yılında da tamamlandı. Ziyaretçilerin de uğrak noktası. Ankara'dan geldik buraya. Beyoğlu'nda şu an geziyoruz. Dikkatimizi şu kilise çekti. Kiliseyi bir ziyaret edeceğiz. Burası çok güzel, çok turistik. Galata Kulesi de öyle. Bu bölgenin kültürel olması da bizi etkiledi.
tarihi yapıları çok güzel, muazzam. Zaten arkadaşım geldi buraya. Onu gezdiriyorum şu an Beyoğlu'nda da. Tüneldeki Galata Mevlevihanesi de 1491'de İskender Paşa'nın Galata'daki arazisi üzerine kurulmuş İstanbul'un ilk Mevlevihanesi ve görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Gezimiz devam ediyor. İstiklal'in sonu tünelden Şahkulu Bostan yokuşuna doğru ilerledik ve Serdar Ekrem Sokağı'na geldik. Bu sokakta oldukça güzel tarihi yapılar var sokakta. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Sokağın sonu da Galata Kulesi'ne çıkıyor. Haydi gidelim. Serdar Ekrem Sokağı'ndaki Doğan Apartmanı mimarisiyle oldukça etkileyici. 1800'lü yılların sonunda Belçikalı bir aile tarafından inşa edilmiş. Bu heybetli bina 1942 yılında da Doğan Apartmanı adını almış. Beyoğlu'nun da en çok fotoğraflanan yerlerinden bir tanesi. İstanbul'un tarihi yapısı ve ihtişamlı mimarisiyle dikkatleri çeken mekanlarından birisi de kuşkusuz Galata Kulesi. İstanbul'un seyir terası olarak nitelendirilen Galata Kulesi'ni müze kartıyla ziyaret edebilirsiniz. Beyoğlu'nun tarihi dokularından biri de dünyanın en eski ikinci metrosu unvanına sahip tarihi tünel. Tam 148 yıldır İstiklal Caddesi ile Karaköy arasında mekik dokuyor. Tünelden Karaköy'e doğru yol alıyoruz. Biz tarihi tüneli kullanarak Karaköy'e geldik. Siz isterseniz yürüyebilirsiniz. Yürüyerek Karaköy'e gelmek de yine oldukça keyifli. Eski adı Voyvoda Caddesi olan, günümüzde ise Bankalar Caddesi olarak bilinen bu caddenin tarihi de 16. yüzyıla, yani Pera'nın açıldığı döneme kadar uzanıyor. Osmanlı ve Türk bankacılığının doğduğu yer olarak biliniyor. Bankalar Caddesi üzerinde yer alan Kamondo merdivenleri de yine görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bu merdivenler 1870 yılında Kamondo ailesi tarafından yaptırılmış ve mimarisiyle de oldukça dikkat çekiyor. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası. Gelmişken Tarihi Balıkçılar Çarşısı'na da uğramadan dönmeyin. Hangisi? Onu mu beğendin, onu mu beğendin? Göster bana. Onu mu beğendin? İstanbul ne zengin, ne etkileyici bir şehir. Her köşesi ayrı bir güzellik ve tarih dolu. Keşfedilmeyi bekleyen de birçok yeri var. Biz gezimizi Haliç'in iki yakasını birbirine bağlayan Galata Köprüsü'nde sonlandırdık. Siz de çok bekletmeden bu güzel yerleri rotanıza ekleyin.